gün içinde hemen şöyle gelişmeleri, dün itibariyle Sayın Erdoğan'ı dinlemiştik. 1 Temmuz'da özellikle sokağa çıkma yasakları ve buradaki kısıtlamaların tamamen kaldırıldığını gördük. Değerlendireceğiz. AVM'lere ve pazara sektöre nasıl yansıyor bizlere anlatacak Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Sayın Oğuz Isıgöllü ile birlikteyiz. Oğuz Bey hoş geldiniz. Merhaba Özlem Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Oğuz Bey, dün yapılan bu kabine toplantısının ardından en çok merakla beklenen tabii ki haber sokağa çıkma kısıtlamalarıydı. 1 Temmuz'dan itibaren ise tamamen kaldırıldığı duyuruldu. Aslında pandemi öncesinde de biraz daha dönmüş olduk. Çünkü AVM'ler ve pazar günleri de açık olması ziyaretçi sayısını biraz daha arttıracak bir gelişme gibi. Siz bunu sektöre etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Hızlı bir ivme kaydeder mi yukarı yönlü? Evet, kademeli olarak kısıtlamaların kalkması ve son olarak tamamen kalkması bizim sektör için özellikle. Önümüzdeki dönem için bize çok olumlu şekilde yansıyacak. Son kısıtlamalardan sonra kafe restoranların açılması, cumartesi günlerinin devreye girmesi, çalışma saatlerinin uzaması ve en son 1 Temmuz'dan itibaren artık çalışma saatlerimiz pandemi öncesi saatlere dönmesi 10-22 arası ve haftanın 7 günü açık olmamız, eğlencenin açılması, sinemanın açılacak olması. Yani biz eski normaldeki koşulları sağlamış olduk. Geçen seneyle kıyaslamalara göre tabii çok çok ileride giriş sayıları ve cirolar. Çünkü geçen sene 1 Haziran'da aynı dönemde tam açılmıştı aslında sistem. Birçok bilinmezlikle açılmıştı. Bu sene artık hani yaklaşık 1,5 sene oluyor pandemi süreci. Hı hı. Tedbirlerin nasıl alınacağı, insanların nasıl davranması gerektiği çok artık netleştiği için çok daha hızlı aksiyon veriyor. Kısıtlamaları geri çektiğiniz anda, çekildiği anda hemen bunun olumlu yansımalarını görür durumda oluyorsunuz. 1 Temmuz'dan itibaren artık tamamen hani normalleşme, tek fark ne olacak eskiye göre? Tedbirler devam edecek. HES kodu sorgulamaları, maske kontrolü, sosyal mesafe uygulamaları. Bunun dışında tamamen eskisi gibi biz faaliyette olacağız. Haziran-Haziran karşılaştırmayı gerçek bir karşılaştırma gibi yapabiliyoruz. Ondan öncesi biraz hani kısıtlamalara denk geliyordu. Bu sene Haziran'ın başından itibaren kapanış saatimiz 21, geçen sene 22 idi. Pazar günleri kapalı, geçen sene pazar günleri açıktı. Evet. Buna rağmen ziyaretçi sayılarında %100'ün üzerinde artışlar söz konusu. Ve bunların ciroya yansıması daha da yüksek oranda oluyor. Hani bizim özelimizde %190'lar seviyesinde artışlar var. Sektör genelinde de gene ziyaretçi artış oranına paralel %100'ler seviyesinde ciro artışları söz konusu. Temmuz'dan itibaren bunun daha da artacağını öngörüyoruz. Evet. Çünkü aşılama çalışmaları çok hızlandı. Biz de alışveriş merkezi olarak, Venezia olarak bir alan tahsis ettik. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yetkililer geliyorlar. Alışveriş merkezi çalışanları ve ziyaretçilere aşı hakkı olanlara aşı yapıyorlar. Bunu destek olarak biz de yapıyoruz 3 gündür. Evet. Aşı çalışmalarının hızlanması, uluslararası dolaşımın artması ve bunun olumlu havasıyla birikmiş ihtiyaçların karşılanma ihtiyacı hepsi bir araya gelince ve yaz sezonuna da girilmiş olması itibariyle Temmuz ayı yükseliş ayı olacak sektör için. Evet. Bu şekilde bundan sonraki sürecin devam edeceğini öngörüyoruz. Peki Oğuz Bey, en çok aslında merak edilen konulardan biri de şimdi AVM'lerde uzunca bir süredir 2 yıl boyunca neredeyse satış yapamayan dükkanlar kapattı ve çıktı. AVM'lerde önemli ölçüde çıkışlar oldu. Hatta biz bunları gezerken bile gözlemleyebiliyoruz. Birçok markanın AVM'yi maalesef dükkanını boşalttığını görüyoruz. Şimdi bununla birlikte yeniden dönüşler var mı? Bir hareketlenme var mı? Yani bu kayıpları nasıl telafi edecek? Hangi dönemde sizce telafi edecek? Aslında pandemi öncesinde de sıkıntılı olan markalar vardı marka bazında. Bunun üzerine tabii o sıkıntının üzerine pandemi gelince süreçte dayanamayan markalar oldu. Bazen de marka bazında değil ama AVM bazında, AVM'de bulunan markalarda ciro üretemeyen mağazalar bazen kapanabiliyor.
Ama hani biz bunların yerine yeni markalar koyduk. Çünkü marka karmasına hitap eden çok fazla marka var aslında ülkemizde, yerli yabancı. Maalesef tabii sistemden çıkan markalar oluyor. Ama bu olumlu hava ve insanlar gerçekten hani birikmiş ihtiyaç diyoruz ama işte özel günler de buna denk geliyor. Babalar günü geçti. Önümüzde bayram var. Bayramı uzun süredir, 1,5 senedir bayramları insanlar doyasıya yaşayamadılar. Bayram alışverişi çok önemlidir alışveriş merkezleri için. Bunun ciddi bir etkisi olacak sektöre. Ve pazar günü demek %25 demek bir alışveriş merkezi için. %25 eksik kapasiteyle çalışıyorduk biz bugüne kadar. 4 Temmuz pazar gününden itibaren artık %100 kapasite olacak. Yani sallantıda olan markaların bu süreçte bence toparlayacağına, nefes alacağına inanıyorum. Bir takım kısa çalışma ödeneği gibi destekler oldu bu süreçte. Özellikle kısa çalışma ödeneği sektöre inanılmaz bir katkı sağladı. Bu ay sonlanıyor. KDV indirimleri oldu biliyorsunuz kiralamalarda. Kesinlikle evet. Bunların çok olumlu etkileri oldu. Bence yani sektör adına konuşursak Temmuz'la birlikte çok ciddi bir ivme kazanacak sektör. Peki Oğuz Bey, ben şimdi şöyle AVM'lerin aslında, yani AVM yatırımlarını dikkate alacak olursak, özellikle büyük şehirler sonrası küçük yerleşim alanları, küçük şehirlerde de bu tarz AVM'lerin yoğunlaştığını gördük. Ciddi yatırımlar vardı burada, hatta kısa bir süre öncesine kadar. Yeni dönemde böyle bir yatırım ve hareketlenme sizce olması muhtemel midir? 447 tane AVM var Türkiye genelinde. Biraz aslında geçmiş dönemlerde kontrolsüz yatırımlar da oldu. Yani alışveriş merkezleri bizim toplumumuzda hani çok revaçta oldu. Öyle bir kültür oluştu, alışveriş merkezi kültürü. Alışverişin dışında eğlence, sosyalleşme alanları, yaşam merkezleri şekline dönüştü alışveriş merkezleri. Ama biraz da arz fazlası olduğu aşikar. Yeni dönemde tabii bu arada hani markalar gibi elenen mutlaka alışveriş merkezleri de olacak. Bazıları işte bankaların eline geçecek, kredi ödeyemeyenler. Bunlar tekrar el değiştirecek veya farklı şekilde değerlendirilmeye başlanacak bu yatırımlar. Anadolu'da da benzer şekilde devam ediyor. Hani büyük şehirlerde çok fazla oldu arz ama Anadolu'da da aynı şekilde devam ediyor. Ama bundan sonra çok daha kontrollü olacağını düşünüyorum. Çünkü alışveriş merkezini hani yatırımı yaptığınız zaman iş bitmiyor. İçine kiracıları koymanız gerekiyor. Kiracılar da daha temkinli yaklaşacaklar. Fizibilitelerini çok daha inceleyip sık dokuyarak yapacaklar. Dolayısıyla bu hızlı gidişatın biraz yavaşlayacağını öngörüyorum. Mevcut alışveriş merkezleri toparlama sürecine girecek. Taşlar aslında yerine oturacak. Çünkü bu süreçte artık alışveriş alışkanlıkları da değişmeye başladı. Bütün hayatımız değişmeye başladı aslında. Tüm bunların etkisiyle bence yeterince arz var. Dolayısıyla yani 40 tane alışveriş merkezin inşaat aşamasında olduğu söyleniyor Türkiye genelinde. Hangi aşamada olduklarına bağlı olarak belki de vazgeçme durumda olacağını düşünüyorum yatırımcıların. İhtimal var gibi. Oğuz Bey, şimdi aşılama yaşı da bugün itibariyle 25'e indi. Ciddi de bir potansiyel var. Yani her gün artan aşılama süreci tabii biraz da umutlandırıyor bizlere. Ama bir taraftan da acaba yeni düzenlemeler de yolda mı? Şimdi AVM'lere girerken bir kere HES kodlarımızı mutlaka gösteriyoruz, ama aşılama süreci sonrası HES kodu olmayanlar, mesela aşısı olmayanlar, bu tarz müşteriler giriş yapabilecekler mi sizce ilerleyen süreçte AVM'lere? Alışveriş merkezleri bu süreçte aslında başrol oyuncusu oldu. En baştan beri tedbirler anlamında da bütün sistem kapalıyken, her şey kapalıyken alışveriş merkezlerimiz geçen sene açtık, faaliyete geçirdik. Tüm tedbirleri geçen süre zarfında çok iyi şekilde tüm alışveriş merkezi yönetimleri oturttular. Ziyaretçiler de buna alıştılar. HES kodu da hayatımızın bir parçası oldu artık. Hani HES kodunu göstermeden giremiyorsunuz
kamu kuruluşlarına, işte hastanelere, okullara, alışveriş merkezlerine. Bu hayatımızda bence devam edecek HES kodu uygulaması. Çok da oturmuş durumda. Maske, tabii maske de devam edecek. Aşılama, antisos, sürü bağışıklığı deniyor. Toplum bağışıklığı kazanıldıktan sonra belki maskede geri adımlar olabilir. Örnek bazı ülkelerde görüyoruz. Fakat aşılama gerçekten çok hızlandı son dönemde. Biz de şaşırdık. Hani bir anda bu kadar hızlandı. Bunun bir adım sonrası belki HES kodu gibi hani aşı karnesi, kartı olmayanlar bazı yerlere giremeyecek, seyahat edemeyecek gibi kısıtlamalar gelebileceği düşünülüyor. Yaptırım olarak hani herkesin aşı olması gerektiği için. Çok kısa vadede gelmeyebilir ama bir yaptırım olarak önümüzde bu duracak. 20'li yaşlara kadar indi aşılama. Toplum bağışıklığı kazanılacak gibi sanki %70'lere ulaştığı zaman bu da yakın bir zamana tekabül ediyor. Evet. Ondan sonra herhalde daha rahat edeceğiz diye düşünüyorum ve bu kısıtlamaların bir daha geri gelmesini hiçbir zaman kimse istemiyor. Dolayısıyla tedbirlere devam, aşılamaya devam ve bekleyeceğiz. Oğuz Bey, uluslararası dolaşım bizim için çok önemli. O biraz önce bahsettim. Evet. Bizim gibi çünkü Türkiye bir turizm ülkesi. Aynı zamanda bir alışveriş turizmi durumu var. Biz Balkanlardan, Orta Doğu'dan, bazı Arap ülkelerinden alışveriş için sadece alışveriş odaklı turist getiriyoruz. Evet. Hem ülke ekonomisine hem turizme katkı sağlıyor. Ciddi de ciro üretiliyor. Potansiyeli de var kesinlikle. Evet. Yani bu kısıtlı olan ülkelerle kısıtlamalar kalktıkça, dolaşım arttıkça bunun çok olumlu etkisi olacak sektöre. Evet Oğuz Bey. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız ve katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Özlem Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun. Oğuz Isıgöllü, Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü bizlerleydi efendim. Böylece gün sonu burada noktalıyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra Eda Özdemir Stüdyo New York'la sizlerle.